Merhaba, Açık Öğretim Sistemi Gümrük Mevzuatı Ders Kitabı'nın dördüncü ünitesi olan Gümrük İşlemleri Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi konusu ile karşınızdayım. Program süresince Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve eşyanın gümrüğe sunulması başlıklarına ele alacağım. Türkiye Gümrük Bölgesi'nde üretilen eşyanın yurt içinde el değiştirmesi, ticaretinin yapılması, işlenmesi, başka bir ürünün üretiminde kullanılması ve benzeri işlemlere tabi tutulması serbest dolaşım kapsamındadır. Gümrük Kanunu kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşya Türkiye gümrük bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi'nde üretilen eşya olarak tanımlanır. Gümrük bölgesi dışından Türkiye gümrük bölgesine giriş yapacak eşyanın yurt içindeki eşya ile aynı statüye kavuşabilmesi yani serbest dolaşıma girebilmesi serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Serbest dolaşıma giriş rejimi ile ithal edilen eşya mevzuat kapsamında öngörülen gümrük işlemlerinin tamamlanması ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi sonucunda giriş yapmaktadır. Serbest dolaşıma giriş rejimi ile ilgili işlemlerin usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Yürürlükteki mevzuat kapsamında bir eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında işlemler, eşyanın gümreye sunulması, eşyaya ilişkin beyannamenin gümrük idaresine sunulması, beyannamenin kabulü ve kontrolü ile mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve eşyanın teslimi şeklinde ilerler. Serbest dolaşıma giriş rejimi gümrük kanununda temel gümrük rejimi olarak belirlenmiştir. Çünkü diğer gümrük rejimlerinin uygulanabilmesi için temel unsur eşyanın serbest dolaşımda olup olmamasıdır. Ticaret Bakanlığı 2000 yılında gerçekleştirdiği gümrük idaresinin modernizasyonu projesiyle bilge yani bilgisayarlı gümrük etkinlikleri sistemini uygulamaya koymuştur. 2000 yılından beri gümrük işlemleri kapsamında yapılan başvurular bilgi sistemi üzerinden bilgisayarlı veri işleme tekniği ile gerçekleştirilmektedir. Bilgi sisteminde işlemler gümrük idarelerine gerçekleştirilen başvuru ile alınacak kullanıcı kodu ve şifre ile gerçekleştirilir. Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki işlemlerin tümü bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Gümrük kanunu bir eşyanın Türkiye gümrük bölgesinde serbest dolaşıma girip girmediği yönündeki durumunu gümrük statüsü olarak tanımlar. Gümrük statüsü serbest dolaşımda olmayan mallar gümrük gözetimindeki mallar olarak da tanımlanır. Gümrük gözetimindeki mallar kavramı gümrüğe getirilmiş ve henüz serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında işlemleri başlamamış eşyalardır. Gümrük statüsü kavramı ise Avrupa Birliği mevzuatında da aynı sistematik ile yer alır ve birlik malları veya birlik dışı mallar olarak tanımlanır. Eşyanın gümrüğe sunulması kavramı gümrük kanununun 18. maddesinde eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gümrük idarelerine yapılan bildirimdir. Gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi ticaret politikası önlemlerinin uygulanması eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsiliyle mümkündür. Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için eşyanın gümrüğe sunulmasının belirli usul ve esasları vardır. Türkiye gümrük bölgesine gelen eşya transit geçişler hariç getiren kişi ya da duruma göre eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulur. Türkiye gümrük bölgesine giriş yasak eşya hiçbir koşulda gümrüğe sunulamaz. Aynı zamanda belirli kapılardan veya usullerle girişine izin verilmiş eşya sadece izin verilen şekilde gümrüğe sunulabilir. Eşyanın gümrüğe sunulmasında esas alınacak tarih, taşıt aracının gümrük işlemlerinin yürütüldüğü alanlara girişine ilişkin gümrük veya gümrük muhafaza yetkililerince tutulan ilk kayıt tarihidir. Bir eşyanın gümrüğe sunulabilmesi için gümrük bölgesine hava, kara, deniz veya demiryolu gibi bir ulaşım aracıyla gelmesi gerekir. Eşya hangi şekilde gelirse gelsin Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş ve çıkışlar gümrük kapılarından yapılır. Genel hizmete açık demir yolları gümrük yolları sayılır ve bu yolla giriş yapacak eşya ile ilgili gümrük idaresinden işlemlerini başlatır. Deniz yolu ile Türkiye Gümrük Bölgesi'nde serbest dolaşıma girecek eşya için gümrük müdürlüğünün olduğu veya işaret ettiği yerlerde durarak veya sınırlı bir rotada hareket ederek gümrük işlemleri başlatılabilir. Hava yoluyla gelecek eşya ise yetkili gümrük idaresi bulunan havalimanına inebilir veya bu havalimanından kalkabilir. Türkiye'de 2023 yılı itibariyle 204 sınır kapısının 151'inde aktif gümrük müdürlüğü bulunur. Şayet transit rejimi bir gümrük kapısından girerek bir iç gümrük deyip gümrük işlemleri yapılacaksa taşıtların belirli yolları izlemesi zorunludur. Son olarak bir eşyanın gümrüğe sunulmasında gümrüğe sunan kişi eşayı daha önce ibraz olunan özet beyan ya da gümrük beyannamesi ile ilişkilendirir. Bir eşyanın gümrüğe sunulmasının ilk aşaması özet beyandır. Özet beyan eşyanın Türkiye gümrük bölgesine getirilmesinden önce sunulur. Transit geçişler hariç Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilir. Özet beyanın verilmeyeceği haller gümrük mevzuatında belirtilmiştir. Bu kapsam dışında kalan bütün eşyalar için özet beyan verilir. Özet beyan Türkiye gümrük bölgesine giriş yapacak veya Türkiye gümrük bölgesinden çıkış yapacak eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı, eşyanın gümrüğe sunulmasından önce gümrük idaresine verilen beyandır. Özet beyan genel bilgiler ve eşyaya ilişkin bilgiler olmak üzere iki ana başlıktan oluşur. Genel bilgiler kapsamında taşıyıcı, taşıt, beyan sahibi, çıkış gümrük idaresi gibi bilgiler bulunur. Eşyaya ilişkin bilgiler başlığında ise gönderi ve alıcı bilgileriyle eşyanın cinsi, ağırlığı, adedi, tanımı, eşyanın uğradığı ülkeler gibi Türkiye gümrük bölgesine giriş yapacak eşyanın ayrıntılı bilgileri yer alır. Özet beyan usul olarak veri işleme tekniğiyle giriş gümrük idaresine verilir. Kimi durumlarda teknik bir problem ortaya çıkması halinde yazılı olarak da sunulabilir. Özet beyanın yazılı olarak sunulmasında ek belgeler isteme yetkisi gümrük idarelerine verilmiştir. Özet beyan eşyayı Türkiye gümrük bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir. Özet beyanın gümrük idaresi tarafından tescil edilmesi gerekir. Özet beyan tescil edildikten sonra eşyanın gümrüğe beklenen varış süresi içerisinde sunulmaması halinde özet beyan verilmemiş sayılır. Özet beyan veren kişi özet beyanda yer alan bilgilerle özet beyanı ekli belgelerin doğruluğundan sorumludur. Gümrük idaresi özet beyanda herhangi bir hata olması durumunda sorumlulara özet beyanda değişiklik hakkı verir. Bu hak belli durumlarda ortadan kalkar. Gümrük idaresi tarafından eşyanın gümreğe sunulmasından önce özet beyanın alınmasının nedeni gümrük bölgesine giriş yapacak eşyaya ilişkin emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapmaktır. Gümrük İdaresi eşyaya ilişkin risk analizi sonucunda eşyanın Türkiye gümrük bölgesine girmesinin güvenlik ve emniyet yönünden ciddi bir tehdit oluşturduğu ve acil müdahale edilmesi gerektiği sonucuna varırsa eşyanın yüklenmemesi gerektiği hususunda bildirimde bulunur. Risk analizi çalışmaları tamamlandıktan sonra sonuçların uygun bulunması halinde gümrüğe sunulan eşya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulabilir. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Gümrük Mevzuatı Ders Kitabı'nın dördüncü ünitesi bağlamında serbest dolaşıma giriş rejimi ve eşyanın gümrüğe sunulması başlıklarına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.